Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Alman mutfağından patates topları tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli oluyor. Bu patates toplarını et yemeklerinin yanında, balık kızartmalarının yanında birçok menüde bu topları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, malzeme listemizi info kısmına da ekleyeceğim. Dilerseniz açıklama kısmından da malzeme listeme ulaşabilirsiniz. Gerekli olan malzemelerimiz 1 kilo patates, yaklaşık 100 gram kadar un, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı irmik, 1 tane yumurta, damak tadına göre tuz, yarım çay kaşığı kadar muskat baharatı, yarım çay kaşığı zerdeçal. Patates toplarımızın yapılışı: öncelikle patateslerimizi yıkıyoruz ve bir su bardağı su ile düdüklü tencerede yaklaşık 18 dakikada haşlamaya bırakıyoruz. Haşlama süresi tencereden tencereye değişebilir arkadaşlar. Ben 18 dakikada haşladım. Biraz uzun sürdü fakat düdüklü tencerenin lastiğini değiştirmem gerekiyordu. Bu yüzden 18 dakika gibi sürede patateslerimi haşlamış oldum. Evet, patates tercihinizde arkadaşlar biraz unlu patates seçmenizi tavsiye ederim eğer seçme imkanınız varsa. Haşlanan patateslerimizin kabuklarını soyuyoruz. Eğer çok sulu ise tencereye tekrardan alıyoruz, suyunu çektirtiyoruz. Daha sonra ister çatal ile isterseniz benimki gibi püre yapma aparatınız varsa patatesleri ezelim. Ve geri kalan malzemelerimizi, yumurtayı, 2 kaşık irmik, muskat baharatını, tuzu, zerdeçalı, nişastayı ilave edelim. Onu da kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz arkadaşlar. İlk başta 100 gram unu hepsini birden eklemeyeceğiz. Kontrol edeceğiz. Yoğurdukça kıvamını bakacağız ve gerekirse ilave edeceğiz. Evet, tüm malzemelerimizi bu şekilde geniş bir yoğurma kabımızı alalım ve güzelce hamurumuzu yoğuralım. Yoğururken zaten kısa bir sürede hamurumuz toplanacaktır. Birkaç sefer yoğurduktan sonra kontrol edelim, toplar yapalım. Eğer içiniz rahat etmesini isterseniz suda haşlama testi de yapabilirsiniz. Dağılıp dağılmadığını o şekilde de anlayabilirsiniz. Evet, ben kıvamını kontrol ettikten sonra tekrar un takviyesi yaptım. Ve bu şekilde patates hamurumu elde etmiş oldum. Eğer arkadaşlar vaktiniz varsa elde etmiş olduğunuz bu patates hamurunu üzerine şeffaf folye kapatalım. Bir gece dolapta bekletelim. Eğer yoksa acilse hemen benim gibi bu şekilde patates toplarını hemen yapalım, şekil verelim. Elimizle gördüğünüz gibi bir miktar hamurdan parça alıyoruz ve yuvarlak daireler yapıyoruz, toplar yapıyoruz. Evet, hamurumuz bitene kadar toplarımızı tamamlıyoruz. Bu esnada haşlayacağımız bir kabın içerisine arkadaşlar su koyalım. Suyu kaynama noktasına getirelim. Ben wok tavamda haşlamaya bıraktım. Kettle'da su kaynattım. Kaynatmış olduğum suyu tavama döktüm ve ocağın altını sonuna kadar açtım. Yaklaşık 2-2,5 çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yaptım. Ve suyum kaynadıktan sonra altını orta dereceye kıstım ve elde etmiş olduğum patates toplarını kontrollü bir şekilde sıcak suyun içerisine koydum. Gördüğünüz gibi. Patates toplarımızı arkadaşlar böyle fokur fokur kaynatmayacağız. Çektireceğiz. Yaklaşık 20-25 dakika sıcak suyun içerisinde, kaynamış olan sıcak suyun içerisinde bırakacağız. Ben altını tamamıyla kapatmadım. Orta ateşte bıraktım ama kaynamamaya özen gösterdim. Yaklaşık 20-25 dakika sonunda patates toplarımız suyun üzerine kalkacaktır.
Bu şekilde patateslerimizin de olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Ocağın altını tamamıyla kapatın ve artık patates toplarımızı servis tabağına çıkartabilirsiniz. Servis yapmadan önce de frenk soğanı ince ince doğrayıp üzerine serpelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar frenk soğanı bu şekilde görünüyor. Çok küçük, tazecik soğancıklar. Evet, bunu da ince ince kıyalım. Daha sonra patates toplarımızın üzerine bir miktar serpelim. Haşlamış olduğum patates toplarının suyun içerisinden servis tabağına alıyorum ve üzerine ince ince kıymış olduğum frenk soğanlarını serpiyorum. Yapmış olduğum patates toplarını et menüsü ile sunuma hazırlamıştım. Orada da farklı bir sos kullandım. İnşallah ileriki günlerde tekrar yapacağım ve bu sos tarifimi de sizlerle paylaşacağım. O an videolu hazırlamamıştım. Evet, frenk soğanlarını gördüğünüz gibi patates toplarının üzerine serpiştirdim. Bu şekilde sunum için hazır artık arkadaşlar. Servis tabağıma yaklaşık 2-3 sos kepçesi ile sosumdan tabağıma aldım. Kızartmış olduğum balık filesini sosumun üzerine koydum. Ve tabağımın bir kenarına da patates toplarından koydum. Salata eşliğinde bir küçük dilim portakal eşliğinde sunumu hazırladım. Üzerine daha sonra arkadaşlar badem filesi kızarttım ve onu da ilave ettim. Üzerine çok da güzel, lezzetli bir balık oldu. Sizleri de denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, ben bu şekilde tabağımı sunuma hazırlamış oldum. Evet, burada da badem filelerini kızarttım ve balığımın üzerine bolca koydum. Çıtır çıtır müthiş lezzetli bir menü oldu arkadaşlar. Sosu, balık ve toplarla birlikte gerçekten çok farklı ve çok lezzetli bir menü oldu. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, devam izlerseniz arkadaşlar et menüsü ile birlikte hazırlamış olduğum görsellerimi ve videomu izleyebilirsiniz. Evet, burada patates topumu sizler için ortadan kestim ve göstermek istedim. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve içi de harika pişti. Çeke çeke inanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Dediğim gibi sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Evet, burada da Instagram sayfamda çekmiş olduğum kısa videolarım et menüsüyle hazırlamıştım. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlamış oldum. Sizlere de fikir olsun arkadaşlar. İsterseniz balık menüsüyle, isterseniz et menüsüyle farklı değişik menüler hazırlayabilirsiniz. Yaratıcılık sizin elinizde arkadaşlar. Evinizdeki malzemelerinize göre farklı yemekler çıkartabilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla lütfen kanalımda kendinizi gösterin. Eğer hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Farklı menülerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.